Sizin devlette üst düzey atama yaptığınız bürokratlar kendi akrabalarını atayacak mı? Atamayacak diyorsanız bunu nasıl engelleyeceksiniz? Bununla ilgili düzenlemeler yapmak çok kolay. Yani öncelikle bakın biz bir siyasi etik yasası çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi etik. Siyasi etik yasası içerisinde hem seçilmişler için hem de atanmışlar için etik kuralları açıkça yazılı hale getirmek gerekiyor. Bunu yapmazsanız ileriye doğru her zaman risk olabilir. Ama şu var ki ben en azından kendim açımdan söyleyeyim. Benim görevde olduğum dönemde 11 yıl ekonominin başında oldum. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. 3 yıl Avrupa Birliği'nden sorumlu oldum. Hem ekonomi hem Avrupa Birliği'nden sorumlu oldum. Bütün bu süreç içerisinde devlet yönetiminde herhalde işte 00005 nolu kırmızı plaka bendeydi yani. Yani demek ki devlet protokolünde yukarıdan aşağı 5. sırada kişiydim. Şey dahil buna, Cumhurbaşkanı dahil, işte Anayasa Mahkemesi Başkanı dahil, Başbakan dahil yani. Hani bu kadar yetki varken elimizde vaki değildir. Yani tek bir akrabamıza özel bir muamele, tek bir akrabamızın herhangi bir göreve haksız yere getirilmesi vaki değil. Hatta bir grup akrabamız da bu yüzden zaten gönül koymuştur ve ilişkilerimiz de bozulmuştur bu yüzden. Bunun yazılı olarak iktidara gelmeniz... Bunu ben fiilen uyguladım. Kendi sorumlu olduğum dönemde, kendi sorumlu olduğum alanlarda uyguladım. Yani Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapanlardan birisi ben oldum. Ve aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz denir. O dönem irdelendiğinde tek bir örneği yoktur. Kamuda çalışan bizim akrabamız zaten çok azdır. Kamuda eğer belli bir şeyler yaptılarsa, belli görevler alırsa tamamen şahsi çabaların sonucundadır. Ben tek bir kişi için asla telefonu kaldırıp da şunu şöyle yapın demedim. Yani ne akrabalarım için ne arkadaşlarım için demedim. Ama bu yüzden de çok gönül koyan oldu. O yüzden de ilişkilerimiz böyle yoruldu, yıprandı, akrabalarımız olduğu dönemde yani öyle. Ama bunu tabii benim kişisel uygulamamla bu iş bitmiyor. Eğer devlet uygulaması haline getirecekseniz bunu siyasi etik yasasıyla madde madde yazmanız lazım. Yani demeniz lazım ki bir ülkenin belli görevde bulunan kişilerin birinci derece akrabaları, ikinci derece akrabaları şu görevlere getirilemez denir. İş biter. Çok kolay yani. Koskoca ülke yapacak iş mi yok Allah aşkına? Bir insanın mesela oğlunun, damadının koskoca ülkede yapacağı bir iş yok da mı yani? Hemen devlette en üst bir göreve bir yere getiriyorsunuz yani. Haklı dertli olduğundan çok haklı yani. O yüzden ama bu da çok yayıldı bu işler. İktidara gelirseniz bu konuyu yazılı halde... Tabii. Bunun yolu da siyasi etik yasasıdır. Anladım. Yani siyasi etik yasasını çıkarırsınız. Orada da bunları açık açık yazarsınız. Sadece bu konularda değil. Evrensel anlamda uluslararası ölçekte kabul edilmiş siyasi etik kodlar var. Diyelim ki Birleşmiş Milletler değil mi? En geniş örgüttür. Üye sayısı en çok olan örgüt Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler'in bir Greco sözleşmesi vardır. Türkiye de bu sözleşmeye taraftır. Ama Türkiye bu sözleşmeye, Greco sözleşmesine taraf olmasına rağmen Greco sözleşmesinin gereklerini şu anda Türkiye yerine getirmiyor. Uygulamıyor yani. İmza yapmış ama uygulamıyor. Dönüp bunun uygulanması lazım. Türkiye Avrupa Konseyi'nin tam üyesidir. Bu AHİM'in de içinde olduğu yapının tam üyesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftır Türkiye. Avrupa Konseyi'nin siyasi etikle ilgili kuralları var. Yani 30 küsur ülke bu kuralları kabul etmiş, altına imza atmış. Yine Türkiye OECD'nin tam üyesidir. OECD bir bakıma yüksek standartları hedeflemiş ülkeler kulübü gibidir. OECD'nin temiz yönetimle ilgili, siyasi etikle ilgili kuralları vardır. Yine Avrupa Birliği, biz tam üye değiliz ama katılım sürecinde bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'nin siyasi etikle ilgili kuralları vardır. Bunları yan yana koyduğunuzda büyük ölçüde bunlar örtüşür. Bunları alıp biz dedik ki alalım, aynen Türkiye'de yasa haline getirelim. Bundan niye korkuyoruz? Niye çekiniyorsunuz dedik. Niye yapmıyorsunuz dedik. Zaten bizim hani kopuş sebeplerimizden, yani AK Parti'den ve hükümetten kopuş sebeplerimizden belki çok sayıda sebep sayılabilir ama bu konulardaki isteksizlik, bu siyasi etik konusunda, yolsuzlukla mücadele konusundaki iradesizlik ve bu iradeyi ortaya koymaması şu anda ülkeyi yönetenlerin, benim ve benim gibi düşünen arkadaşlarımızın süreçten kopuşunun en önemli sebeplerinden birisidir.